Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Raf Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Covid de oldum geçti. Çok şükür. İyi. Umarım kolay atlatmışsınızdır. Evet, bir ay oluyor yani. Hiç İyi. hissetmedim. Süper. İyi haberlerinizi aldığımıza sevindim. İyi görünüyorsunuz. O zaman hızlıca zamanımızdan tasarruf etmek için başlayalım. Evet. Sizin işleriniz dünya çapında çeşitli ülkelere dağılmış durumda. Sizin deyiminizde bol bol goya, yani gezme, oturma yerinde artık mıydı sonu? Evet, yapıyorsunuz. Şimdi Covid'le şekillenen bir dünyadayız. Yeni tüketici tipleri, yeni tüketim eğilimleri var. Bize biraz bu cepheden, tüketici cephesinden, öne çıkan tüketim eğilimlerinden bahseder misiniz? Estağfurullah. Öne çıkan trendler mesela ilki benim için toplam ticarette daha fazla e-ticaret gerçekleşiyor. Neredeyse 20 yıl sonra olacaklar bugünden gerçekleşti. Üstelik kalıcı olarak artarak devam edecek. İkincisi perakende de bizim gördüğümüz tüketicinin yakın nokta tercihi önemli bir değişiklik oldu. Kısıtlamalarıyla başlayan bu alışveriş kolaylığı kalıcı olacak. Üçüncü gene gördüğüm bir şey, tüketiciler daha sık aralıklarla ama daha düşük tutarlı alışveriş tercih ediyorlar. Yani tüketici alışveriş listesine göre aynı zamanda birden fazla satış noktasını ziyaret ediyor. Yani benim marketim şu yok artık. Kendisinin kafasında yaptığı ne bileyim işte 30'u A marketten, 20'si B marketten, 50'si C marketten oluşan belki sen pazarlarını dahil ettiği kendi alışveriş paterni var ve bunları ayrı ayrı ziyaret ediyor. Bunlar en son gördüğümüz değişiklikler ve bu değişikliklerin tabii ne kadar sürer bilmem de yeni bir disruption gelene kadar, bir daha alt üst olana kadar dünyamız böyle gideceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Tabii değişim sadece tüketimde değil, şirket yönetiminde, insan kaynakları taraflarında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Siz de zaman zaman yazıyorsunuz, bizim dergide de yazıyorsunuz. Şirket yönetiminde, insan kaynaklarında sizce öne çıkan hangi trendler, değişimler yaşanıyor ki bunlardan bazıları kalıcı olacak mıdır diye de sormak istiyorum. Şimdi ben kendimden de biliyorum tabii. Yani kendini bilmek gibi ariflik olmaz. Hibrit çalışmaya alıştık. Ve ben geri dönülmez bir şekilde buna dönüştüm. Bazı günler haftada evden çalışıyorum. Daha çok yoruluyorum. Hiç ara vermeden çalışıldığı için başka bir gayet meşgale olmadığı için evde. Bunun yanında ne var? Sadece yani kendimde hibrit çalışmaya niye söylüyorum? Ben hiçbir işlere taraftar değildim de onun için. Evet. Değiştik yani. Şirket de değişti, herkes de değişti. Başka bir şey yetenek yönetimi. Yani gittikçe daha kaliteli çalışan açığımız artıyor. Zorlanıyoruz. Burada küresel rekabet de hissediliyor. Çok enteresan bir şey. Türkiye'deki insanlar artık eğer kendileri global yeteneklere sahipseler evlerinden yurt dışında çalışabiliyorlar. Hatta bizim Türkiye'de aldığımız fakat Amerika'ya göndermediğimiz Türkiye'de çalışıp Amerika'daki işlerimizi gören insanlar var. Tabii bütün bunların yanında ne yapmak lazım? Kendi elemanınızı devşirmek ve yetiştirmek önem kazanıyor. Zaten biliyorsunuz ben Murat Ülker Önüs olarak bunu yıllardan beri yapıyorum. Yani piyasadaki yetişmiş arkadaşları da veya kendi yetenekli gördüğümüz arkadaşları alıp yanımızda çeşitli konularda yetiştirerek daha sonra hem kar zarar odaklı olsun, hem iş odaklı veya coğrafya odaklı olsun, onlarla beraber çalışıyoruz. Çok da iyi yapıyoruz bence. Yani bunu bir tek ben yapmıyorum. Yani bizim CEO'larımız da diğer arkadaşlarımız da yapıyorlar. Siz geçmiş, pardon, devam edin, bitince söyleyin. Üçüncüsü şöyle düşündüm, sanal liderlik. Çünkü şöyle, uzaktan çalışma ile yüz yüze iletişim azalıyor. Nasıl daha etkili bir lider olacaksınız? Yani neticede sanal etkiniz karizmanızın önemli bir parçası oluyor. Şirketler mesela OKR'ler birçok yol deniyorlar. İnsanları motive etmek için, uzaktan çalışanları denetlemek için. Ama bilhassa uzaktan çalışan kimseler, onlar kişisel hedeflerine bu uzaktan çalışmada da verimli olacağız.
etkili, başarılı olacağız diye eklerlerse herhalde daha başarılı olacaklar. Çok teşekkürler. Peki siz eskiden, yanlış anlamı söylediğiniz, uzaktan çalışmayı karşıydınız ya da başarılı olacağını... Görüyordum. Ne görüyordunuz, pardon? Dalga geçmek gibi görüyordum. Şu anda yani, artık bu düşünce şöyle, tamamen değişti mi? Şöyle anlatayım baktığımda, yıllar önce babam derdi ki sakın derdi camın önünde çalışma, dikkatin dağılır, duvara dön çalış. Tabii biz radyoyu da açardık, yere de yatardık, çalışıp gebereders çalışılır mı da nasıl aklına geliyor? Şimdi o günden geldi ki adam diyor ki işte ben diyor evde çalışıyorum diyor, uzaktan şu işi yapıyorum diyor, şu toplantıya katılıyorum diyor. Mecbur olup da bunların hepsini yapmaya başlayınca pekala oluyormuş. Hatta biraz daha da zor ve yorucu oluyor. Eğer çalışmak niyetiniz varsa tabii. Peki bir izleyici sorusu ileteyim. Uzaktan çalışma, hibrit çalışma inovasyonu öldürür diye düşünenler var. Siz katılıyor musunuz? İnovasyon bence farkındalık. Eğer farkındaysanız ne aradığınızın, neyin peşinde olduğunuzun, gece yataktan bile ben kalkıp çok not aldığımı bilirim. Veya sabah uyandığımda aklımda 3 tane fikir var, ne kadar güzel deyip onları not ettiğimi bilirim yani. Yani gece uyumak bile inovasyona engel olmaz. Ama niyet olması lazım. Evet, çok teşekkürler. Ben de aynı şekilde eskiden kağıtlara not alırdım. Şimdi telefonuma kendime mail atarak not alıyorum. Şimdi biraz da teknolojiye bakalım. Siz dediğim gibi yakından izliyor, yazıyorsunuz. İşiniz gereği de bu konuya kafa yoruyorsunuz. Hangi teknolojileri takip ediyorsunuz? Bunlardan hangileri gelecekte önemli rol oynayacak? Özellikle şirketler tarafında. Tabii bu suale cevap verirken bile cevabı değişiyor olabilir. Çünkü teknoloji maşallah her şeyden hızlı gidiyor. Ama mesela blockchain'i anlamaya çalışıyorum. Yapay zeka diyorum, nasıl acaba ben davranırsam onunla daha iyi iletişime geçebilirim. Mesela telefondaki Siri ile problemim var. Bir türlü anlaşamıyoruz. Yani o benim dil lisanımı öğrenmeyeceğine göre ben onun dilinden anlamam gerekecek. Sanal gerçeklik olsun. Bu mühim bir şey bizim için. Nesnelerin interneti. Yani zaten nesneler bunu yapıyorlar da biz daha fazlasını kendimiz akıl edip talep edebilir miyiz? Yani şu anda teknolojiyle olan ilişkimiz, teknoloji bize sunuyor, biz peşinden koşuyoruz hayretle, memnun oluyoruz. Fakat olmamız gereken yer, yani bunu niye yapmadılar veya bu niye olmuyor diye bazı taleplerde bulunmak. Herhalde o zaman teknolojiyi iyi kullanır hale gelmiş olacağız. Biz bu teknolojilere böyle bakıyoruz. Başka ne yapıyoruz mesela? Yıldız Ventures olarak bazı teknolojilere yatırım da yapıyoruz. Bu daha iyi o işleri takip etmemizi de sağlıyor. Mesela en son sosyal medyada e-ticaret platformlarında canlı satış yapmayı sağlayacak bir teknoloji şirketine ortak olduk. Bu eskiden de vardı ama tabii şimdi dijital bir dünyada daha hızlı, daha iyi iş yapacağını düşünüyoruz. Güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Yani teknolojide gayemiz şimdi olanı öğrenip daha fazlasını talep eder duruma gelebilmek. Çok teşekkürler. Jeff Bezos'un bir sözü vardır. Hep değişim konuşuyoruz ama 100 yıl geçse de değişmeyecek şeyler vardır. Sizin açınızdan var mıdır böyle bir şey? 100 yıl geçse de değişmeyecek şirket yönetiminde doğal olarak? Onun cevabı basit bizim için. Yani bir kere biz bisküvi çikolata yapmaktan vazgeçmeyiz. Ama esas iş yapma şekli deyince... Evet. Yani bunun adı azim ve sebat. Yani tutkuyla çok çalışmak ama bunu akıllıca yapmak lazım. Mesela biz global bir şirkette bunu nasıl yapıyoruz? İletişim sağlamamız lazım. 70'ten fazla pasaport var bizde. Dünyanın her yerinde çalışıyoruz. Saat farkı var, kültür farkı var. Bunun için mecburen İngilizce kullanıyoruz ama global İngilizce kullanıyoruz. Yani Shakespeare İngilizcesi değil. İngilizce akrostişler kullanıyoruz. Mesela size iki örnek vereyim. Bir tanesi of course, bir tanesi movers akrostişleri. Of course, şöyle bir hikayesi de var of course'un. Ben oraya bağlamıştım. Of course bizim bu kelimelerin her birine yüklediğimiz anlamla nasıl bir liderlik yapmamız gerektiğini anlatan bir akrostiş. Öyle bir akronim.
Sabri Bey, bu yurt dışında işte büyük işler yapıyoruz, globalleşmeye çalışıyoruz falan anlatıyorum, bunlara haber veriyorum. Bana dedi ki, tabii bekleniyordu zaten dedi. Biz bunun tabisini aldık. Yani of course biliyorsunuz, bir tabi demek. Buradan hareket ederek nasıl bir liderlik istiyoruz? Örnek olarak söyleyeyim mi? Evet. Mesela o organize ol. Mutlaka bu düşündüğün, yapacağın işe göre bir organizasyonun olsun. Fokus, işini tespit et, odaklan. C, co-partners, bütün paydaşlarınla işbirliği yap. O, outstanding ol. Yani pazarda mükemmeli yakala. U dediğimiz veya you update, hem güncelle hem güncelle. R, bu daha ziyade kişisel bir şey. Rejuvenate, yani yenile ve yenile. Hem zihnen hem bedenen. S, set, belirle. Yani neyi belirle? %110 performansı hedefini belirle. Ben bunu istiyorum. Arkadaşlar biraz da kızıyorlar. Yüz yetmiyor mu diyorlar. Ama tabii yani herkes yüz yaparsa bizim daha fazla yapmamız lazım. En mühimi de E, of course'un sonundaki harf, ethics, ahlaklı olmak lazım. Her şeyin başı o. Movers ise stratejik yönetim anlayışımızı anlatıyor. Hani şarkısı da vardı buna, move it, move it. Oradan dedik yani strateji ne demek? İşte alıp işleri bir yerden bir yere taşımak demek. Zamana göre, coğrafyaya göre. Movers stratejimiz de money ile başlıyor. Yani para. İşin maddi değerinin üzerinde durmamız lazım. Bir maddi değer oluşturamıyorsak ticari bir iş değildir. O objektif, hedeflerimiz kesin olmalı. V harfi value, var ettiğimiz değer, value'yu simgeliyor. E, evaluate, yani tehdit ve fırsatlara hakim ol, devamlı bu analizi yap, değerlendirmeyi yap. Rivals, movers'taki R, rakiplerini incele. Son harfte sustainability ise iş ve çevresel açıdan sürdürülebilirliği kastediyor. Böyle şeylerle bir nevi gamification, yani oyunlaştırarak hem global olabiliyoruz, hem kültürler üstü olabiliyoruz. İnsanlar nasıl liderlik etmeli, işleri idare etmeli, nelere konsantre olmalı, işin stratejisini nasıl kurmalı, yapmalı gibi. Tabii bunun yanında her işin kendi central ideası da var. Kendi umumi hedefleri de var. Mesela işte konuşurduk hep Goal 21 diye. Onlar da var. Evet. Böyle bir eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. İşimiz zaten tatlı da eğlencesi de daha da tatlı olsun. Teşekkür ederim. İki izleyici sorusu da kısaca görüşünüzü alalım, sonra tamamlayalım. Birincisi, bu Metaverse çok konuşuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin endüstriyi etkileyecek bir şey midir? Yer alıyor musunuz? Alacak mısınız? Metaverse bir moda şimdi. Ama ben biraz hayal kırıklığındayım orada. Çünkü bu sunulan grafiklere, şeylere bakınca diyorum ki bu game industry'de şu anda çocukların oynadığı oyunlardaki metaverse'ler şahane. Geçen bizim çocuklardan birinin şeyde daha evvelden, yani lisedeyken oynadığı oyunu hatırladım. Araba yapıyordu, KitKar. O arabaları alıyordu, garajlara koyuyordu falan. Ya dedim, bu arabalardan yani bunu ömür boyu edinmem mümkün değil. O kadar güzel arabalar. Ve beşi bir yerde, hepsi böyle. Yani metaverse dünyasının gelişmesi için herhalde bizim bu kompüter grafiklerinden daha iyi bir yere gelmemiz lazım. Herhalde bunu da yavaş yavaş geliştirecekler. Biliyorsunuz böyle yemek nasıl işte şeyle, iştah açıcılarla, mezelerle başlıyor. Sonra çorbası, ana yemeği falan geliyor. Metaverse'de de galiba emekleme dönemindeyiz. Peki son sorum, kısa bir soru sorayım. Meşhur The World is Flat diye bir kitap vardı. Son dönemde dünya artık düz değil. Hem Covid hem de işte supply chain olayında gerçekleşen değişimler, savaş rüzgarları falan. Size göre dünya hala düz mü yoksa artık düz değil mi? Dünyanın yuvarlak olduğuna galiba inanmamız gerekecek. Çünkü herkes uzaya çıkıp bakacak oradan. Bu yuvarlak değilmiş ve düz değilmiş diyecek ama ne kadar yuvarlak onu da bilemiyorum. Gittikçe şekli değişiyor galiba, yani yaşayışımız değişiyor. Dünya eski dünya da. Şimdi bakın, bir savaş oluyor mesela. Hatırlayın, ilk bu televizyondan naklen savaşı Kuzey Irak'ta görmüştük. Şimdi bu sosyal medyadan, Instagram, TikTok'tan naklen bir savaş oluyor. Allah korusun da, bir savaş kötü bir şey.
Ama yani bu sosyal medyanın pandemide yaptığı şeyleri hayatın her döneminde her şeyinde yapıyor. Evet. Artık başka bir hayat yaşayacağız herhalde. Bu sık sık da böyle alt üst olacak, değişecek sanırsam. Çok teşekkür ederim. Kuşaklar arasında da biliyorsunuz 5 yılda bir değişiklik oluyor. Kuşak değişiyor. Yani büyük çocukla küçük çocuk farklı oluyor. Aynen. Çok teşekkürler katıldığınız ve güzel Ben teşekkür sohbetiniz ediyorum. için. Görüşmek üzere. Merhaba. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Sevgili...